Politikacıyı eğitirken beden dilini keşfetmek olası mı? Beden. Koçun hareketleri. Ben Hillary Clinton. Burada Hillary Clinton 1993 yılında. Çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bir sorun hakkında konuşmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Burada beden dili yumuşak, yumuşak, kadınsı ve çok yumuşak. Ben başkan değilim, başkanın eşiyim. Geçmişte Hillary'nin beden dili gerçekten çok eksikti. Ayağa kalk aptal kadın. Oo tamam. Pekala. İçeri girdiğinde biraz kambur duruyordu. Genelde biraz korktuğumuzda böyle yaparız. Çünkü eğer korkmuyorsanız ve eğer kendinizden eminseniz göğsünüzü kabartırsınız. Yaklaşık 15 yıl. Hillary'nin First Lady'likten Amerikan senatörü ve demokratların başkan adayı olana kadar geçen sürede beden dili ne kadar değişti? Eski ve şimdiki Hillary'nin arasında ilginç ve dramatik bir fark var. Şimdi toplum içinde nasıl bir beden dili kullandığını göreceksiniz. New Hampshire bana bu olanağı verdi. Hep birlikte Amerika'yı eski formuna kavuşturalım. Şu anda yaptığı şey elbette kendisini alkışlayanları etkilemeye çalışıyor. İçinden her zaman böyle davranan ve onun için seslerini yükselten insanları kucaklamak geliyor. Koçlar ne öğretiyorlar? Birinin jestleri anormal değilse ve sesi de sakin çıkıyorsa eğitim aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de önce düşünüp sonra gösteriyor. Hillary her zaman bir şey yapmadan önce iyice düşündüğünü gösterir. Ben asla tek başıma olmayacağım. Mark Jeffries yeni değişmiş Hillary'nin eğitildiğinin işaretlerini aldı. Benim gibi bu ülke için savaşmaya değer diye düşünenlerle birlikteyim. Politikacınıza koçluk yaparken toplum tarafından sevildiğini göstermelisiniz. Kürsüye çıkıp dinleyiciler tarafından alkışlandığınızda, aralarında tanıdığınız kimseler olduğunu ve onları görmekten heyecanlandığınızı göstereceksiniz. Politikacı olarak yapmanız gereken şey seyircilere bakmaktır. Şimdi parmağınızı kullanma sırası geldi. Hey, geldiğin için teşekkürler diyeceksiniz. Tabii ki tanıdık kimse yok ama oradakiler yoksa benim işaret etti diye düşünecek. Bunların hepsi bir oyun ama yararlı. Televizyonda izlediğinizde çok iyi bir şey. Vay canına, çok tanıdığı var diyecekler. Politikacılar şimdi %93 sözsüz iletişime dikkat etmeleri gerektiğini öğrendiler.